Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlayınız. 19. yüzyıl ıslahatlarını işlerken Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz ıslahatlarından bahsetmiştik. Bugünkü konumuz ise Sultan Abdülhamit ıslahatları. Sultan 2. Abdülhamit ıslahatları olarak değerlenmeyi alacağız. Tabii ki Sultan II. Abdülhamit deyince çok farklı söylemler, çok farklı ifadeler, çok farklı düşünceler ortaya çıkar. Kimisi farklı bir gözle bakar, kimisi bir başka gözle bakar ama önemli bir paşa olduğunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Ee, şöyle bir başlayalım. Abdülhamit ıslahatlarından yalnız. Öncelikle II. Abdülhamit deyince bir rejimden bahsetmemiz gerekiyor. Bir rejim, rejim değişikliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Sonra diğer ıslahatlarına geçeceğiz. İkinci Abdülhamit döneminin en önemli, en köklü değişikliği mutlakiyetten meşrutiyete geçiştir. Mutlak monarşik yapıdan meşruti monarşik yapıya bir geçiş vardır. Meşrutiyeti ilan eden padişah ikinci Abdülhamit'i unutmayacağız hem birinci meşrutiyeti hem ikinci meşrutiyeti ikinci Abdülhamit ilan etmiştir. Nedir meşrutiyet? Aslında meşrutiyette şu üçlemeyi aklımızdan çıkarmayalım. Başta bir padişah vardır. Evet. O padişahın yanında halk tarafından seçilen milletvekillerinden oluşan bir meclis vardır. Ve o meclisin çıkardığı bir anayasa vardır. İşte bu üçlemenin oluştuğu yapıya biz meşrutiyet diyoruz. Ve Osmanlı'da ilk meşruti yönetim bu tarzdaki ilk meşruti yönetim 23 Aralık 1876'dadır. Abdülhamit dönemi olarak karşımıza gelen dönemin ilk önemli icraatıdır. Neden? Ya yani neden bu rejim değişikliğine ihtiyaç duyuldu? Mutlak monarşik yapıdan meşruti monarşik yapıya niye geçiş istendi, niye düşünüldü? Birinci düşünce ki ıslahat olduğuna göre bu. Mantık şudur. Bir ıslahat yapıyorsanız temel sebebi Osmanlı'yı düştüğü durumdan kurtarmaktır. E Osmanlı zayıfladı, güçten düştü, sürekli toprak kaybediyor, Batılar karşısında geriliyor. E bunu engellemenin yolu ıslahat yapmak. Islahat noktasında böyle bir ıslahat düşünüldü. İki, Osmanlı çok çeşitli uluslardan meydana gelmiş bir devlet. Çok uluslu bir devlet. Yazınlıklar zaman zaman isyana teşebbüs etti mi? Evet. Ayrılan oldu mu? Evet. Yunanlar ayrıldı. Diğerleri de ayrılmasın diye onları yönetime katarak bir Osmanlıcılık düşüncesi meydana getirmek. Bunun için de meşrutiyeti bir araç olarak ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Üçüncüsü Avrupalılar azınlıkları bahane ederek sürekli iç işlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. İşte o müdahaleyi asgariye indirmek ya da yapabiliyorsak hiç müdahale yapılmasını yapılmamasını sağlamak noktasında bir adım atmak istedik. Avrupalılar iç işlerimize karışmasın diye meşrutiyeti ilan ettik. Herkese hak verdiğimizi beyan ettik. Ve son bir sebep olarak da şunu söyleyebiliriz hızlandıran, tetikleyen, acilen ilanı gerektiren bir olay var. Balkanlarda çıkan bir isyanı bastırdıktan sonra Avrupalıların bize müdahalesi söz konusu oluyor. Balkan bunalımı denilen bir bunalım Makedonya'da ve Avrupalılar bizi bir tür tehdit amaçlı baskı altına almak için İstanbul'da bir konferans topluyorlar. Tersane Konferansı ya da Haliç Konferansı. Bu konferansta aleyhimize karar çıkmasın diye acilen anayasa yürürlüğe soktuk. Yani meşrutiyeti ilan ettik. Avrupalılar müdahale etmesinler bize karışmasınlar diye. İşte bu nedenlerden dolayı biz meşrutiyet olarak değerlendirmi aldığımız birinci meşrutiyeti kan esasiyi uygulamaya ne yaptık? Koyduk arkadaşlar. Peki, evet görselde. İlk meclisten bir görüntü var. İlk meclisi mebusandan bir görüntü var milletvekillerine. Değil. Her kesimden insan var. Her milletten insan var. Her dinden insan var. Yani sadece Müslüman, sadece Türk, sadece işte belli kesim değil. Hayır. Ya da sadece İstanbul değil. Her yerden gelenler var. Peki bu Kanun Esası, yani Meşrutiyet'in getirdiği bu anayasa nasıl bir şey? Ve nereden bulduk da hazırladık bu anayasayı. Biz mi yaptık yoksa yapılmış bir anayasayı uygulamaya, uygulamaya mı koyduk? Anayasanın tarihi 23 Aralık 1876. Türk tarihinin ilk anayasası. Tüm Türk tarihinden bahsediyorum. İlk anayasamız bu yazılı olarak. Daha önce törelerimiz vardı. Belçika anayasasını alıp inceledik. Prusya yani bugünkü Almanya anayasasını alıp inceledik. Onlardan örnek teşkil ettik. Ve adaptasyonunu sağladık. 119 maddelik bir metin hazırladık. İşte bu bizim anayasamız oldu. Kanuni esası, ana kanun. Ve hazırlanmasında dönemin önemli devlet adamlarından olan Mithat Paşa da etkili oldu. Yani hazırlanmasında en faal kişi Mithat Paşa olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Bu anayasanın içerisinde şöyle devlet organları, devletin erkleri noktasına baktığımızda yasama kimde, yürütme kimde, yargı kimde ona bakarsak. Mesela çift meclis bir sistem var yasamada. Bir kısmını halk seçiyor, buna meclis mebusan deniyor. Bir kısmını padişah atıyor. Ona da meclis ayan deniyor. Mesela halkın seçtikleri dört yıllığına seçiliyor. E padişahın görevlendirdikleri ömür boyu. Böyle bir durum var. Ha, i̇kisinin birleşmesinden yasama organı olan meclisi umumi doğuyor. Böyle bir sistem var. Günümüzde böyle değil tabii ki. Yürütme. Padişah artı heyeti vükela yani bakanlar kurulu. Onlara ait ve heyet vükelayı seçme, görevlendirme, göreve atama, görevden alma padişaha ait. Yetki padişahta. Normalde bakanlar kurulu dediğimiz meclise karşı sorumlu olması gerekirken bu sistemde padişaha karşı sorumludur. Ve padişah istediği zaman kabineyi görevden alabilir, bakanları tek tek görevden alabilir, yerlerine yerisini atayabilir. Yürütmede paşanın mutlak etkinliği var. Bu şekilde. Yargı ilk defa karşımıza gelen bağımsız mahkemeler kavramı var. Onlara ait bağımsız mahkemeler. Ve ilk defa yine yargı sistemimize yer eden, yerleşen bir kavram karşımıza çıkıyor divan Ali, Yüce Divan. Yani bugünkü manada söylersem anayasa mahkemesinin o günkü karşılığı. Divan Ali diye geçen bir mahkeme de öne çıkıyor. Ve padişahın yargıya olan müdahalesi içerisinde kişileri sürgüne gönderme yetkisi de vardır. Bu da önemli bir yetki olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Baktığımızda paşan yetkileri fazla. Birinci meşrutiyet döneminde ve anayasanın ona verdiği haklar çerçevesi. Mesela paşah yaptığı hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. Anayasanın maddesidir. Paşah masumdur. Suçsuz ve günahsızdır. Meclisi açma kapama yetkisi vardır. Dilediği zaman meclisi açar, dilediği zaman kapatır kanunlar teklif edileceği zaman önce padişahtan izin alınır, ondan sonra teklif edilebilirdi. Ve mutlak veto yetkisi vardır. Yani önüne bir kanun geldiği zaman onu veto ederse bir daha o kanun önüne gelmez, gelemez. Buna mutlak veto yetkisi ismini ne yapıyoruz veriyor. Dolayısıyla birinci meşrutiyet dönemindeki kanun esasi de Paşa'nın yetkileri biraz üst düzey fazla onu ifade etmek lazım. İkinci meşrutiyete gel gelirsek. Şimdi birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasında zaman farkı olacak doğal olarak. Peki ne oldu da ikinci meşrutiyet diye bir kavram ortaya çıktı? Arkadaşlar ikinci Abdülhamit 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı gerekçe göstererek neyse kapattı. 1878'de ve 1878'den 1908'e kadar meclis kapalı kaldı anayasa askıdaydı bu döneme özel bir isim verilir yani bu 30 yıllık süreye istibdat baskı demek ve 30 yıl geçtikten sonra istibdat kaldırıldı kalktı yürürlükten ve ne geldi tekrar e, anayasa yürürlüğe kondu İkinci meşrutiyet diye bir dönem başladı, 1908. Yani 30 yıllık bir boşluk var, tekrar mutlak monarşi var, anayasa yürürlük de değil, istibdat var. Ondan sonra tekrar anayasa yürürlüğe kondu ve ikinci meşrutiyet dönemi başladı, meşrutiyet tekrar başladı. Peki neden 30 yıl boyunca buna teşebbüs etmeyen padişah, 30 yıl sonra neden meşrutiyeti tekrar uygulamaya koydu? Yine aynı sebebi söyleyebiliriz. Dağılmayı engellemek. Ve bu kez bir grubun, bir partinin, bir cemiyetin çok aktif olması. İttihat ve terakki. Birinci meşrutiyette Jön Türkler vardı. İkinci meşrutiyette İttihat ve Terakki diye bir parti var. Ya yani da cemiyet var. Üç, Reval görüşmeleri. Birazdan bahsedeceğim Reval görüşmelerinden. Ve dört, Enver Bey ve Resneli Niyazi Bey'in isyanı. Onlardan bir bahsedelim bakalım. Şu 3 ve 4'ten. Arkadaşlar, reval görüşmeleri şudur. İngiltere ile Rusya 1908'de Reval denilen bir kentte Romanya'da bir araya geliyorlar. Ve orada yaptıkları bir görüşmeyle aralarında şu mutabakat sağlanıyor. İngiltere, Rusya'nın Balkanlarda ve Boğazlardaki isteklerine onay veriyor. Yani Osmanlı üzerindeki emellerine destek veriyor. O tarihe kadar bizi asbel kader koruma altına alan, tabii ki çıkar ilişkisi çerçevesinde koruma altına alan İngiltere bizi koruma politikasından vazgeçiyor. O zaman biz tedbir almak zorunda kalıyoruz ve ikinci meşrutiyeti ilanı elzem görüyoruz. Dolayısıyla reval görüşmelerinin etkisi budur. Rusya'ya karşı <laughs> ve Balkanlardaki milletleri kışkırtmaması amacıyla bunu ilan etmek zorunda kalıyoruz. Bir diğer Resneli Niyazi Bey, Geyikli Niyazi diye geçer. Yanında hep bir geyik bulundurulmuş. Bu ve e, Enver Bey daha çıkıyorlar. Abdülhamit'i meşrutiyeti ilana zorlamak için üzerlerine gönderilen orduları yeniyorlar. Ve isyan büyüyor. Abdülhamit bu isyanın bitmesi için mecbur kalıyor. Meşrutiyeti ilan ediyor. Olay bu. 1908'de tekrar meşrutiyet yürürlüğe girdi ve bazı değişiklikler yapıldı. Mesela ne yapıldı? İşte meclis açma kapama etkisi sınırlandırıldı. 3 aya indirildi. Öncesinde 30 yıl kapatmıştı. Sürgün yetkisi iptal edildi. Mutlak veto yetkisi iptal edildi ve veto yetkisi sınırlandırıldı ve artık hükümet kime karşı sorumlu hale geldi? Meclise karşı sorumlu hale. Biraz daha modern, biraz daha Avrupa tarz bir anayasa formuna ne yaptı? Büründü. İkinci Meşrutiyet dönemindeki anayasa. Bunun haricinde şunu söyleyebiliriz. Ya basında sansür var mıydı? Vardı canım. Her dönem vardır. Basına hürriyet geldi. Basından sansür kaldırılma noktasına geldi. Ve parti kurma, dernek kurma, cemiyet kurma serbest oldu. Ve Türk siyasi tarihinde ilk çok partili hayat ikinci meşrutiyettedir. İttihat Terakkisi, Ahrar Fırkası, Demokrat Fırkası, işte e, Amele Fırkası, sosyalist fırka, fedakarane millet, mutedil perveran çok sayıda partinin kurulduğu bir dönem oldu. Dolayısıyla Türk siyasi hayatında ilk çok partili hayat. Unutmayacağız. Önemliydi. Peki. Geçtim. Gelelim şimdi biraz görseller üzerinden. Abdülhamit ıslahatlarına bakalım. İlk görsel Üstteki e, görsel e, baktığımızda o Ziraat Bankası. Ziraat Bankası Abdülhamit tarafından kurulmuştur. 1888 unutmuyoruz. Ziraat Bankası Abdülhamit tarafından Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Bu bir. Hemen yan taraftaki görsel olumsuz bir e, kurum olarak da karşımıza gelebilir. Öyle değerlendirebiliriz. duyunu u Umumiye Teşkilatıdır. Genel Borçlar İdaresidir. Onun merkezi binası. Osmanlı borçlarını ödeyebilmek için böyle bir teşkilat kurmuştur. Ve elde edilen gelirler bu teşkilatta toplanır ve önce borçlar ödenir sonra diğer harcamalar e, gerçekleştirildi. Üçüncü görseldeki bir e, reji idaresi olarak bildiğimiz idareyi kurulduğu dönemdir. Reji idaresi şudur, tütün, tütün mamülleri, alkol vesaire gibi ürünlerin... E, üretilmesi, e, dağıtılması, satılması noktasında bir kurumun öne çıktığı görülür o dönemde. Dördüncü görsel, bir demir yolu görseli, Hicaz demir yolları Abdülhamit döneminde kurulmuştur. İşte Berlin'den İstanbul'a bir demir yolu hattı, İstanbul'dan Bağdat'a bir demir yolu hattı, sonra Şam'a, Şam Şam'dan Kudüs'e, Kudüs'ten Medine'ye bir demir yolu hattı gerçekten o dönemin demir açısından çok faal olduğu bilinen bir gerçektir. Abdülhamit döneminde çok e, demir yolu hattı ne yapılmıştır? İnşa edilmiştir. Haydarpaşa tren istasyonu da yine Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Önemli. Evet dönemin en etkili şahıslarından birisi olan o meşhur kablumbağa terbiyecisi Portresinin de resminin de ressam olan Osman Hamdi Bey döneminde öne çıkan iki tane kurum var. Osman Hamdi Bey'in etkinliği çerçevesinde Abdülhamit tarafından kurduruldu. Osman Hamdi Bey'e kuruldu. Bir üst taraftaki görsel Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Okulu. Sanayi Nefise, Güzel Sanatlar Okulu. Alt taraftaki görselde Asarı Atika. Osmanlı'nın ilk müzesi. Osman Hamdi Bey hem bir akademisyendir, hem bir müzecidir, hem ressamdır, hem arkeologdur. Çok yönlü bir kişidir. Dolayısıyla sanayi nefisinin de kurucusudur. Asar-ı Atika müzenin de kurucusu olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Önemli. Evet, sol taraftaki görsel Yıldız İstihbarat Teşkilatı'dır. O dönemdeki dünyanın en meşhur istihbarat teşkilatına karşı kurulmuş ikinci önemli istihbarat teşkilatı. İntelijinta karşı yani İngiliz istihbaratına karşı kurulmuş Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Önemli. Ve hemen yan taraftaki görselde de Hamidiye alayları denilen alayların bir görseli vardır. Doğudaki Ermeni isyanlarına karşı bölgedeki nüfusun içerisinden seçilen unsurlardan oluşan bir güvenlik örgütü olarak gördüğümüz Hamidi Alaylar da yine Abdülhamit döneminde ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Ermeni isyanlarına karşı faaliyet gösteren bugünkü korucu sisteminin bir örneği olarak söyleyebileceğimiz bir yapıdır aslında. Onu da ifade edelim. Bunun dışında şöyle görsellerden değil de biraz daha net bilgilerden gidelim. İşte Osmanlı ilk defa elektriğin geldiği dönemdir. Osmanlı ilk defa gazın geldiği dönemdir. İlk modern eczanenin kurulduğu dönemdir. İlk otomobilin geldiği ve kullanıldığı dönemdir. 5000 kilometre uzunluğunda bir karayolu ağının yapıldığı dönemdir. Dünyanın ilk metrolarından birisi olan ki ilk metro Londra'da hemen akabinde bizde Karaköy Taksim arasındaki o tünelin inşa edildiği dönemdir ve e, pastör tarafından bulunan kuduz aşısının çerçevesinde İstanbul'da e, Darül Kelp Tedavi Hanesi yani bir kuduz hastanesi kurduran kişidir sıradışı bir hastane olarak ki bunun örneği dünyada yoktur e, önemli yine ekonomiyi geliştirmek adına Yıldız Çin'i fabrikası ve Beykoz'da kağıthanede kağıt fabrikaları kurduran bir kişidir. Marif Perver e, diye nitelendirilen Abdülhamit, Türkiye'de çok sayıda okul kurdurduğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerine de kurdurmuş. Mesela hiç alakası yokmuş gibi duran ama çok çok önemli bir adım olan Pekin'de Hamidiye Üniversitesi'ni oradaki Uygur Türklerine yönelik e, bir Okul olarak karşımıza geliyor. E, düşküne, yoksula, e, muhtaca yönelik darula cezeyi yaptırıp içine her türlü ibadethaneyi kurduran kişidir. Şişli etfal hastanesini inşa ettiren kişidir. Sirkeci'deki büyük postane binasını inşa ettiren kişidir. Abdülhamit ve Abdülmecit isimli iki tane denizaltı oluşturan alan ve oluşturan ilk e, deniz torpidosunu, denizaltı torpidosunu atan gemiler olarak karşımıza gelen gemileri inşa ettiren kişidir. İlk dişçilik okulu yine e, Osmanlı'da çok çok önemli. Deniz mühendis okulunu, ziraat mektebini ve baytar mektebini, hendese-i mülkiye mektebini, yüksek adalet okulunu, askeri baytar okulunu açtıran kişidir. Okul hadd hesabı yok. Maarif perver derken bunları ifade etmek lazım. Önemli. Aşiret mektebi yani aşiretlerin Osmanlı'ya bağlılığını artırabilmek adına böyle bir okul açtıran, Bursa'da ipek böcekçiliğine dair bir okul açtıran ve dünyada ilk kez dilsizler ve amalar okulu kurduran, bağcılık, aşırıcılık okulu kurduran, orman ve madencilik okulu kurduran, polis okulu ve Ankara'da çoban okulu denilen bir okul kurduran Paşa olarak karşımıza ne yapıyor geliyor. Yani o dönemde hiç kimsenin beklemediği ölçüde çok farklı okullar inşa ettiren bir paşa olarak. Ve bu saydıklarım genellikle istibdat döneminde öne çıkan etkinliklerdir. Onu da ifade etmekte fayda var. Abdülhamit döneminin sonu. Konuyu bununla bağlayacağız. 13 Nisan 1909'da, gerçekleşen bir olay var. 31 Mart vakası diye geçer. Şimdi 13 Nisan miladi takvime göredir. 31 Mart Rumi takvime göre ifade edilen tarihtir. Bu dönemde meşrutiyete karşı bir tepkisel hareket ortaya çıkar. Özellikle içte ve dışta yaşanan gelişmelerden dolayı halkın ve bir kısım askerin tepkisi olarak karşımıza çıkan bir isyan hareketidir. İşte meşrutiyetin gelmesiyle birlikte o kargaşa esnasında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, engelleyemedik. Avusturya, Bosna Hersey'i işgal etti, engelleyemedik. Yunanistan, Girit'i kendine kattı, engelleyemedik. Bunlar tabii ki halkın tepkisini çeken hasilerdir. Artı partiler arasında ve gazeteler arasında inanılmaz bir düşmanlık başlamıştır. Bütün bunlar halkın tepkisini çekince bir e, isyan teşebbüsü ortaya çıkıyor. Ve bu isyan teşebbüsüne birileri de çanak tutuyor. Yani kışkırtıcılık yapıyor. Öneyak oluyor. Bunun etkisiyle de tabii ki e, iş çığırından çıkıyor. Kontrol noktası artık kalmıyor. Tabii burada ayaklanmayı organize eden belli başlı şahıslar var. Mesela Derviş Vahdet isimli bir kişi var. Volkan gazetesinin sahibi İttihat Terakki'nin amansız düşmanı ve onun da desteklediği İttihat-ı Muhammedi fırkasının etkisi var. Yine avcı taburlarının etkisi var ve özellikle adem merkeziyet fikrini savunan Prens Sabahattin'in de etkisi var. Dolayısıyla bunların etkinliği çerçevesinde bir isyan başlıyor, isyan büyüyor, bastırılamıyor. İsyanı bastırmak için Selanik'ten bir ordu geliyor. Mustafa Kemal'in ismini verdiği ifade edilen bir ordu. Hareket ordusu. Bu ordu İstanbul'a geliyor. İsyanı bastırıyor. Meşrutiyet güvence altına alınıyor. Ve daha sonra da alınan bir karar gereği, meclisin aldığı bir karar gereği, isyana destek verdiği gerekçesiyle veya engellemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Abdülhamit meclis kararıyla tahtından indiriliyor. Yerine kardeşi 5. Mehmet Reşat getiriliyor. Dolayısıyla 2. Abdülhamit dönemi de 31 Mart vakasıyla birlikte ne yapıyor? Sona eriyor diyoruz arkadaşlar. Evet, 19. yüzyıl ıslahatlarında bu şekilde noktalamış olduk. Peki Bugünkü konumuzu burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla devam etmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.